Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde 26. lemi olan İhtiyarlar Risalesi'nin 13. ricasını birlikte paylaşarak anlamaya çalışıyorduk. Bediüzzaman dinliyorduk. Hayatının en böyle hüzün veren maceralarını bizimle paylaşan Bediüzzaman Hazretleri, Birinci Cihan Savaşı'nda 300 tane talebesi artı halktan iştirak eden 5000 kişilik bir milis alayının alay kumandanı sıfatıyla harbi iştirak ettikten, Van'da, Erzurum'da, Bitlis cephelerinde çok büyük yararlılıklar gösterdikten sonra talebelerin çoğu zaten o savaşta şehit düşmüş. 3-4 talebesiyle beraber kendisi ve talebeleri bir takım Türk ve Alman subayları toplanarak Sibirya'ya sürmüşler. 2 sene 4 ay 3 gün orada kaldıktan sonra uzun bir dünya coğrafyası seyahattan sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 4 sene kadar Darülfetül İslamiye'de azalık yaptıktan sonra Van'a gidiyor. Van Kalesi'nde etraf-ı alemi temaşa ederken çok hüzünlü bir manzarayla karşılaşıyor. Çünkü Birinci Cihan Savaşı'nda Müslümanlarla yıllar yılı komşuluk yapan Ermeniler Ruslara sırtlarını dayayarak maalesef nice Müslüman mahallelerini yakmışlar, yıkmışlar. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar ayrımı yapmadan katliam yapmışlar resmen. Müslüman Hazretleri o kaybettiği talebelerini ve Van Kalesi'nin altındaki düzlükteki Van şehrinin yakılmış yıkılmış halini görünce çok tabii üzülüyor, çok hüzünleniyor, ağlıyor. Ve kaybettiği talebeleri bir film şeridi gibi gözünün önüne geçtikçe fevkalade müteessir oluyor. Hüzünlere, kederlere gark oluyor adeta. Ama Cenab-ı Hak onun hüzünlerini ümide ve sevince döndürecek Kur'an'dan ümitli ayetler ihsan ediyor kalbine. Ve senin kaybettiğin talebelerine bedel Allah sana nice hayırlı talebeler verecektir manasını ayetten hisseden Bediüzzaman Hazretleri ağlamayı tamamen kestirdi diyor bu müjdeler. Ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olacakları bulacağımı ifham etti. Ben de dün akşam dedim ki gerçekten eski Said döneminin Birinci Cihan Harbi öncesindeki talebeleri gibi Cenab-ı Hak Bediüzzaman'a talebeler ihsan etti mi? Onu da yarın akşam okuyalım demiştim kaldığımız yerden. Şimdi onu okuyacağız inşallah. Bakalım ne olmuş. Evet, lillahilhamd hem vefat eden Van Medresesi'ni İsparta Medresesi'yle ihya edip oradaki ahbapları, dostları dahi daha çok, daha kıymetli talebeler ve ahbaplarla manen ihya etti. Hem bildirdi ki dünya boş hali olmadığını ve harap olmuş bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi, belki maliki hakiki hikmetinin iktizasıyla Cenab-ı Hak hikmetinin gereği suni insanların levhasını değiştiriyor, mektubunu tazelendiriyor. Yani kısaca şunu söylemek lazım. Gerçekten İsparta ve civar ilçe ve köylerinde, kasabalarında Bediüzzaman'a Cenab-ı Hak çok talebeler ihsan etmiş. Hüsrev abiler, Hafız Aliler, Santral Sabri Efendi gibi köy hocaları, efendim hacılar, gençler, talebeler, çok insanları Cenab-ı Hak Bediüzzaman'ın etrafında toplamış.
Atabey'de, Kule Önü'nde, İslam Köyü'nde, İlama'da, Sav Köyü'nde, Yalvaç'ta, nice yerlerde Bediüzzaman'ın davasına gönül veren insanlar çıkmış. Bediüzzaman onlara İsparta kahramanları diyor, İsparta kahramanları. Ve Anadolu'nun her tarafındaki insanlara İsparta kahramanlarına benzemeyi teşvik ediyor. Ben işte bir gün önceki makalelerinde iki gün arka arkaya İsparta kahramanlarına benzemek diye bir makale kalem almıştım. Hakikaten Allah bizleri de onlara benzetsin, onlar gibi olmayı nasip etsin. Tabii daha sonraki zamanlarda Bediüzzaman'ın sağlığında belki yüz binlerce nur talebesi meydana geldi. Eski vefat etmiş, şehit olmuş talebeleri yerine Afyon Mahkemesi'nde savcı 500 bin nur talebesinden bahsediyor. 600 bin Nusra-ı Risanur'u bunlar Anadolu'nun her tarafına yaymışlar diyor. Suçlama yapıyor bunları. O 500 bin nur talebesinin üzerinden, yani 1950 diyelim, üzerinden hemen hemen 70 sene gibi bir zaman geçti. Bırakın Türkiye'yi, Avrupa, Amerika, Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya, yani dünyanın bütün kıtalarında milyonlarca nur talebesi Bediüzzaman'ın manevi evlatları olarak Cenab-ı Hak kendisine ihsan etti elhamdülillah. Biz de onlardan bir bölümüyüz şu anda bu dersi iştirak edenlerle. Öyleyse niçin ağlıyorsun diyor adeta Cenab-ı Hak. Ağlama. Onların yerine ben çok daha mübarek kahraman nur talebesi ihsan edeceğim diyor. Etmiş zaten elhamdülillah. Hem sonra Van harab olmuş, yakmışlar, yıkmışlar diye üzülmene gerek yok. Cenab-ı Hak mektuplarını tazelendiriyor. Yeni levhalar ortaya koyuyor, manasını anlıyor bir de. Bir ağacın bir kısım meyvelerini kopardıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi nev-i beşerde bu zeval ve firaktayı bir teceddüttür, tazelenmektir. Ölenler ölür, yerine yeniler gelir. Bir kısım insanlar yaşar, bir kısmı ahirete koşar. Arkadan yenileri gelir. İşte böyle Allah'ın koyduğu kanun bu. Tazelendiriyor. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen el imane bir hüzün değil, belki başka güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizane, çok lezzetli bir hüzün veren bir tazelenmektir. Yani ölenler öldü, kayboldu gitti değil ki, onlar ruhen berzah aleminde bekleşiyorlar. Biz de oraya gideceğiz zaten, ruhen onlarla yine bir araya geleceğiz. Yine sohbetimiz olacak, konuşmalarımız olacak ruhani olaraktan. Ondan sonra zaten kıyamet sonrası yeniden diriliş var. Ruh beden müşterekliğinde ebedi bir hayat, ebedi bir cennet, ebedi bir saadet. Yani bu geçici ayrılıklar bize çok fazla ehli imana tesir etmemeli mesajını aldım Kur'an'dan diyor. Hem o dehşetli vaziyetten kainatın mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattırdı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim. Arabi şu fıkra geldi. Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım şimdi bu duruma karşı deyince bir fıkra geliyor kalbine. Tam o hakikati tasvir etti. Şöyle ki dedim. Emu ecanibu a'daen emvaten muvahhişine eytamen bakine ebiddae ihvanen ahyaen munisine murahhasine mesrurine vekiline müsebbihin. Arapça kalbini böyle Allah'a şükretmek gelmiş, şükretmiş bakalım. Biz Arapça bilmiyoruz üstadım. Sen bunun bir de manasını ver bakalım demeye kalmadan, üstad siz Türkçe biliyorsunuz, Arapça bileniniz çok az. Ben Türkçesini vereyim demiş, vermiş bak ne demiş o zaman. Yani o şiddetli haletin tesirinden gelen gafletle kainatın mevcudatı
bir kısmı düşman ve ecnebi, yani zelzele, fırtına, tufan, taun, salgın hastalık, ateş gibi. Bunlar tabii ecnebi, yabancı, düşman gibi gözüküyor. Ama gaflet nazarıyla. Bir kısmı müthiş cenazeler, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevehhümle gösterilen bu korkunç levhayı nuru imanla, iman ışığıyla aynel yakin gözümde gördüm ki o ecnebi düşman görünenler birer dost, kardeştirler ve o müthiş cenazeler ise kısmen hayattar, canlı ve ünsiyatkar dost ve kısmen vasfeden terhis edilenlerdir. Ve o ağlayan yetimlerin ve vaveylaları, feryatları ise zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu nur-u imanla gördüğümden, o hadsiz nimetlerin menbaı kaynağı olan imanı bana veren Halik-i Zülcelal'e hadsiz hamd ediyorum. Ve bu dünyada, bu dünya kadar büyük, hususi dünyamdaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat-ı ilahiyede tasavvur ve niyetimle istimal etmek bir hakkım olduğu noktayı nazarından, o bütün mevcudatın her birisinin ve umumunun lisan-ı halleriyle beraber elhamdülillah ala nuril iman deriz demektir. Ya kısacık bir Arapça metnin Türkçe ne kadar geniş bir karşılığı varmış. Yani motomot tercüme etsek böyle bu manaları tam anlayamayız. Üstad meal vermiş. Yani mealden ziyade kastettiği manaları genişleterek vermiş bize. Yani herkesin bu dünyada dünya kadar hususi bir dünyası var ya, içinde mevcudat var ya, onlarla beraber onların da lisanları kendi lisanımı alarak onları da temsilen yürek dolusu Allah'a iman durumundan dolayı hamd ederiz manasındaymış. Hem o gaflet kerane haleti müthiş eden, hiçe inen ezvak-ı hayat, hayatın zevkleri ve bütün bütün çekilip kuruyan emeller ve en dar bir daire içinde sıkışıp kalan, belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler, birden başka risalelerde kat'i bir hüsret ispat ettiğimiz gibi nur-u imanla kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdi ki kainatı içine aldı ve o horhor bahçesinde kurumuş ve lezzetini kaçırmış nimetler yerinde dar-ı dünya, bu dünya mahalli ve dar-ı ahireti, ahiret yurdunu birer sofrayı nimet ve birer tablı-i rahmet şekline getirdi. Bütün dünya nimetleri, bütün ahiret nimetleri ehli iman içindir manasını iman verdi. Göz, kulak, kalp gibi on değil, yüz cihazatı insaniyenin, insandaki yüzlerce duyguların her birini gayet uzun bir el suretinde, her müminin derecesi nispetinde o iki sofrayı rahmana uzatıp, yani hem bu dünya sofrasındaki nimetlere hem cennetteki ebedi nimetlere uzatıp o duygularınla her tarafından nimetleri toplayacak bir tarzı gösterdiğinden, hem bu ulvi hakikati ifade hem o hadsiz nimete şükür için o vakit böyle demiştim: Elhamdülillahi ala nuril imanil musavviri liddareyni memlüeteyni minel ni'meti ve rahmeti li kulli müminin hakkan yestefiddu minhuma bi havasihil ketiretil münkeşifeti bi iznil halikih. Yine anlayamadık Arapça. Ey üstadım, ne bunun Türkçe manası diye gene sormaya kalmadan bir de baktım ki altında manasını söylemiş üstad. Şöyle: yani dünya ve ahiret nimet, dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin
nur-u iman ve İslamiyetle inkişaf ve invisad etmiş, genişlemiş bütün hasselerinin, duygularının elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nur-u iman, iman nur nimetinin mukabiline, karşılığına o imanı bana veren Halik'ıma, Yaratıcıma, bütün zerratı vücudumla, vücudumun bütün atomları sayısınca, dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Bu Arapça metnin karşılığı buymuş. Allah Allah. Yani daha evvel de ifade ettim. Birkaç sürede Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimi tekrar ediyor. Ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Yani siz Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. E madem bu kadar dünya ve ahiret alemlerini kaplayan nimetleri Cenab-ı Hak biz müminlere ihsan ediyor. Elbette bütün zerratı vücudumuzla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükürlerle Allah'a karşılık vermek gerekir. En azından biz bunu niyet olarak söylememiz lazım. Elhamdülillahi bi adedi zerratil kainati minel ezeli ilel ebed. Ya ne güzel dua. Yani kainatın atomları sayısınca, ezelden ebede kadar bütün zamanlarla çarpımı edince iman ve Kur'an nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Allah Allah. Harika bir Allah'a hamd etmek, şükretmek formülü bu yani. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada, ebediyet yurunda öyle semerat ve füyüzat-ı nitçeleri, feyizleri olacak ki bu dünyadaki akılla onlar ihata edilmez ve tarif edilmez. Ya. Evet. Şimdi bu uzunca olan macerayı hayatının kesitlerinden örnekler anlatarak iman ve İslam nimetinin gafletle gördüğüm hüzün veren, kederlendiren halleri yerine o iman ışığı her şeyi nasıl nurlandırdığını, yürek dolusu, ağız dolusu, kainat dolusu şükürleri söylemeyi netice verdiğini ifade ettikten sonra, imanın bu faydını saydıktan sonra geliyor ihtiyarlara bakalım son söz ne diyor? İşte ey benim gibi ihtiyarlık münasebetiyle pek çok dostların firak yani ayrılık acılarını çeken ihtiyar ve ihtiyareler. Ya adam gelmiş 90 yaşına, 90 yaşına. Benim bütün emsallerim çekti gitti bu dünyadan. Geride hep çoluk çocuk kaldı diyor. Ya 60'lık 70'lik ihtiyarlar var. E ona göre tabii 95 yaşında çoluk çocuk diyor onlara. Kendi tertipleri gitti. Kendi emsalleri gitti. Dayısı, halası, teyzesi, amcaları. O gitti, bu gitti, konu, komşu. Yani kaldık bu dünyada bir başımıza diyor. Fesübhanallah. Fesübhanallah. Demek ki insan o ayrılığın verdiği etkiyle nasıl bir hal içine giriyor değil mi? İşte diyor onlara o ayrılık acısını çeken ihtiyar ve ihtiyarlar, kadınlar aynı zamanda. Sizin en ihtiyarınız her ne kadar zahiren benden yaşlı ise de manen ben onlardan daha ziyade ihtiyarlığımı tahmin ediyorum. Çünkü fıtratımda, yaratılışımda dikkat-i cinsiyle acımak hissi ziyade bulunduğundan kendi elemimden, kendi kederlerimden başka binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat sırrıyla çektiğimden yüzler sene yaşamış gibi ihtiyar
Ve siz ne kadar firak, ayrılık maruz kalmamışsınız. Allah Allah. Allah Allah. Niye üstadım? Niye sen diğer ihtiyarlardan daha fazla bela çekmişsin? Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtri olan bu ziyade acımaklık ve şefkat binler Müslüman evlatlarının ya hatta masum hayvanların teellümlerine çektiği sıkıntılara karşı dahi bir rikkat, acımak, bir elem, o sır şefkatle hissediyorum. Allah Allah, değil sadece kısım akrabayı talukatın ayrılığına, masum hayvanların dahi ölümlerinden acı duyuyor, elem duyuyor Bediüzzaman Hazretleri. Aşırı bir şefkat duygusu var. Hususi bir hanem yoktur ki, ya Bediüzzaman, yani bu çok çileli, meşakkatli, sürgünlerde, hapislerde geçen hayattan dolayı evlenmeyi bile zamanı bulamamış ya. Çoluğu çocuğu yok. Evi de yok bu dünyada. Dikili bir ağacı yok ya. Bir tek bir... Yalnız onu hasredeyim. Ya üstada bak ya. Belki bu memleketle ve belki alemi İslam'ın kıtasıyla hanem gibi, kendi özel evim gibi hamiyeti İslamiye noktasında alakadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müteellim ve firaklarıyla mahzun oluyorum. Allah Allah ya, bizden çok farklı bir şey bu ya. Biz böyle değiliz. Bediüzzaman Hazretleri, yani bu Birinci Cihan Savaşı'nda olsun, Kurtuluş Savaşı'nda olsun, hem ülkemizin hem İslam dünyasının başına gelen olayları işittikçe alemi İslam'a vurulan darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum diyor ya. Allah Allah. Koca İslam dünyası özel vücudu gibi olmuş. Yani Arakan'da, hani Myanmar diyorlar ya, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Azerbaycan'da, sayın sayabildiğiniz kadar İslam dünyasında olan biten ne kadar olumsuz, üzücü hadiseler varsa, Bediüzzaman ecnebiler tarafından Müslümanlara vurulan darbelerin en evvel kendi kalbine indiğini hissedecek kadar hamiyet-i İslamiyesi var. Böyle bir insan bu. Onun için ben, sizin diyor en ihtiyarınız benim kadar ihtiyarlı hissetmez. Yüzler seni yaşamış gibi ihtiyarlık hissediyorum diyor bu durumdan dolayı. İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak, ayrılık belalarından gelen teessüratıma, bütün bu üzüntülerime, kederlerime, ızdıraplarıma, acılarıma, bana nur-u iman, imanın verdiği ışık tam kafi geldi. Kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Allah Allah. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gelen karanlık ve gaflet ve teessürat ve teellümata, elemlere iman kafi ve vafidir. Yani iman denilen şey suyla dolu bir havuz gibi değil. Havuzu doldurursun, altları açarsın, üstten geliri yoksa bir müddet sonra biter değil mi? Yani kurur, havuz kurur. Ama iman bir kaynak suyu gibi, pınar. Pınar gibi ya. Sürekli kaynıyor alttan. Geliri tükenmeyen bir kaynak yeri gibi. Dünyanın bütün gamlarına, üzüntülerine, kederlerine, teessürlerine, belalarına, musibetlerine, sayın sayabiliriz kadar hepsine yetecek kadar imandan bir ışık var. Yeter ki hakiki iman olsun bir insanın kalbinde. Yüzeysel, satıktan, yarım yamalak bir iman, taklidi iman olmasın, tahkiki olsun. Özellikle Risale-i Nur'un akla, ilme, mantığa, ispata, fenlere taalluk eden böyle
Hakiki bir iman insanın kalbinde yerleşsin, kökleşsin, dünyanın her türlü musibet ve kederlerine kafi gelir. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en elim, elem verici ve müthiş dehşetli firak ayrılık, ehli dalaletin, dinsizlerin, zındıkların, sapıkların ve ehli sefahatin haram keyif ve eğlencelere batmış, ihtiyar olmuş, hala genç gibi devam ediyor o haram keyif eğlencelere, onların ihtiyarlıklarıdır ve firakları, ayrılıklarıdır. O rica ve ziya ve teselli veren imanı zevk etmek ve tesiratını hissetmek için ihtiyarlığa layık ve İslamiyet'e muvafık ubudiyetkarane bir tavr-ı şuurdan takınmakla olur. Ya bir de bu var yani. Evet, iman tamam olmalı. Bir de imanın gereği olan Allah'ın emir ve yasaklarını riayet eden ibadet de olmalı. Günahlardan kaçınmak olan takva da olmalı. O zaman faydası oluyor o tahkik iman denilen şeyin. Zaten tahkik iman olsa elbette diğerlerini de yapar insan. Yoksa gençlere benzemeye çalışmak ve onların sarhoşça gafletlerine başını sokup ihtiyarlığını unutmakla değildir. Adam imanı var gözüküyor. Namaz yok, abdest yok, bir şey yok. Hala gençliğin yaptığı gibi öyle alışmış. Hala kahvehanelerde pinekliyorsa adam, o ihtiyar, o tehlikeli. Diğer o dinle alakası olmayanların durumuna benzeyen sıkıntılarla işli dışlıdır öyle ihtiyarlar. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum. Evkema kal mealindeki hadisi düşününüz. Yani gençlerinizin en iyisi temkinde ve sefaatlerden, haramlardan çekilmekte ihtiyarlara benzeyenlerinizdir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Genç ama ihtiyar gibi ayrıntı düşünüyor ve çalışıyor. Ve ihtiyarlarınızın en fenası, en kötüsü sefahatte, haram, keyif, eğlence ve günahlarda ve başını gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir. En kötü ihtiyarlar da onlarmış. Ya çok önemli bir ikaz biliyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifiyle yapmış olduğu ikazı bütün ihtiyarlar dikkate almalı. İhtiyarlarınızın en fenası gençlik ve hevesatta gençlere benzemeye çalışıyor. Boşver, daha ayrıntı çok var havasından gidiyor. Caminin, cemaatten alakası hala yok. 70 olmuş daha hala yok. Biraz daha, biraz daha derken pat diyor ölüyor ondan sonra. Ya ey kardeşlerim ihtiyarlar ve hemşire ihtiyareler, hanım kardeşlerim, hadis-i şerifte vardır ki, bak çok önemli bir hadis-i şerif bu da, 60-70 yaşlarında ihtiyar bir mümin, 60-70 yaşlarında ihtiyar bir mümin dergah-ı ilahiyeye, Allah'ın dergahına, Allah'ın huzuruna varıp elini kaldırıp dua ederken rahmet ilahiye, Allah'ın rahmeti onun elini boş döndürmeye hicap ediyor. Allah Allah, hadise bak ya. Saçı başı bembeyaz olmuş. Yüzü kırışmış. Beli bükülmüş, dişi dökülmüş, dizleri tutmayan. 80'lik ihtiyar, 85'lik ihtiyar. 60, 70, 80 ne kadarsa artık. Elini Allah'a açıp dua ederken Allah o ihtiyar kulunun Rabbinden isteklerini geri çevirmeye hicap ediyor diyor hadis-i şerif ya. Allah Allah. Allah Allah. Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor, siz de rahmetin bu hürmetini ubudiyetinizle, kulluğunuzla, başta namaz olarak ibadetlerinizde ihtiram ediniz. Siz de Allah'a hürmet ediniz. Yani ben Allah'ı çok seviyorum
Ama kusura bakmasın namaz da kılamıyorum. Alışamamışım zamanında. Deme arkadaşım ya. Zararın neresinden dönülürse kâr de. Bir an evvel Allah'ın dergahına dön. Onun dergahından başka gidecek bir kapı olmadığını da idrak et. Ya bu zamana kadar yapmadık, bundan sonra dönüp de Allah'ı mı kandıracağım deme. Al, battı balık yan gider deme. Neresinden dönersen dön. Allah'ın dergahından başka varılacak, gidecek kapı yok ki. Allah hem bizlere hem bütün milletimize imanı kamil versin. Hidayetimizi arttırsın. İmanla kabre girmeyi, Allah'ın cennet ve cemaline kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın inşallah. Duasıyla bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olduk. Yarın akşam 14. ricadan inşallah devam ederiz. Allah izin verirse. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimül hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.